Çok güzel Pepo Coins'i almak için arkadaşlar sponsorumuz emamovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün size bir kez yepyeni daha bekliyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size Süper Lig tarihinde yani Ultimate Team tarihi boyunca Süper Lig'de çıkmış olan en önemli ve en anlamlı kartları göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi daha fazla istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Yeniyseniz de kanala abone olabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar kadromuzu Footed'den yapacağız. Bugün bir tane video attım bununla ilgili arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika önce ama içinde hani bütün golleri falan koyduğum için arkadaşlar telif hakkı yemiş tabi Digitürk'ten dolayı. Millet arkadaşı o kadar Ronaldo'nun şeyini falan yapıyor, ban yemiyor. Telif hakkı yeme biz yedik arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi bu videoda bayağı emek vardı aslında. Çok da emek var. Çok araştırdım. Bütün videoları denkleştirdim ama telif hakkı yedi. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda bu videomuz bütün klipsiz olacak ama ben size genel içeriği anlatacağım. Bu videoda arkadaşlar 200 beğeni gerçekten çok sevindim. Gerçekten çok emek vermiştim ama gerçekten üzdü beni video. Arkadaşlar kalede Felipe Melo olacak. Melo arkadaşlar hatırlamış olduğunuz gibi manyak bir olay olmuştu arkadaşlar. Yani Elazığ'ı deplasmanı hatırlamıyorsam. Melo arkadaşlar kaleye geçmişti. Kalede yani her adam da çok inanılmaz, dünyanın en kötü penaltısını falan vurmuşlar göstere. Melo da kurtarmıştı arkadaşlar hepinizin hatırlayacağı gibi. Ondan sonra Melo'nun bu şekilde kaleci kart çıkmıştı ve bütün YouTuber'lar bunun hakkında video çekmişti arkadaşlar. Bayağı ünlü olmuştu diyebiliriz. Bir sonraki isim arkadaşlar hepiniz hatırlayacağı gibi kariyer golünü atmıştı Servet Çetin. Arkadaşlar adam o golü nasıl attığını yani kimse bilmiyor. Yani bir Allah biliyor diyeyim, kendisi de bilmiyor nasıl attığını. Yani böyle bir gol yok arkadaşlar. Hatta bir finishing yapmıştı o şey pozisyonda. Hepiniz hatırlayacağı gibi böyle bir vaka ben hayatımda görmedim. Yani harbi ibreti alemdi arkadaşlar. Dediğim gibi Servet Çetin'de arkadaşlar bu yüzden burada var. Bu videoda arkadaşlar size en önemli ve en değişik şeyler yaşanan Ultimate Team tarihi boyunca onları koyacağım. Burada arkadaşlar Beşiktaş'tan Marcelo Guedes olacak. Dediğim gibi o da Osmanlı maçında 33. haftada yapacağını yaptı. Zaten ikinci yarı harika oynuyordu arkadaşlar. Ve bu harika oyununu da göstermiş oldu Osmanlı maçında. İki tane gol attı hepinizin hatırlayacağı gibi. Ve Beşiktaş bu sene şampiyon olmuş oldu. O maçtan sonra Marcelo'na zaten inform kart çıktı arkadaşlar. Çok değerli. Onu da o yüzden buraya koyuyorum. Sol bekte arkadaşlar Caner Erkin olacak. Caner Erkin geçen sene Timotis'in kartı çıkmıştı. Ve bir tane gol atmış arkadaşlar. Yayın solundan mükemmel bir vuruş yapmıştı Kayseri maçında. Hepinizin hatırlayacağı gibi. Tam yayın dışından sol ayağıyla mükemmel bir vuruş yapmıştı Caner. Ve golünü atmıştı. Sağ bekte arkadaşlar Galatasaray'dan Emmanuel Eboué olacak arkadaşlar. Eboué hepiniz hatırlayacağı gibi Real Madrid maçında bir gol atmıştı arkadaşlar. Bir burun şut vurmuştu. O şut ne şutu biliyor musun abi? Tam bir sokak çocuğu şutu arkadaşlar. Gidin abi taş sahalara falan. Millet arkadaşlar burundan başka bir şey vurmuyor. Herkes teknik sıfır. Aynen öyle bir goldü arkadaşlar. Ama gerçekten manyak bir gol atmıştı. Orta sahada arkadaşlar Tolgay Arslan olacak. Tolgay Arslan hepiniz hatırlayacağı gibi geçen sene Beşiktaş Liverpool maçında harika bir gol atmıştı. Ve takımın arkadaşlar bir üst tura yükseltmesini sağlayan gol atmıştı bir şekilde. Dembaba da hatta son dakikada direği vurmuştu falan filan. Sonra Lovren topu arkadaşlar Marmara Denizi'ne yollayınca Beşiktaş maçı kazanmıştı. Bir sonraki arkadaşlar isimimiz orta sahada ve bu da isim de Miroslav Stoh arkadaşlar. Miroslav Stoh hepiniz hatırlayacağı gibi yılın golünü de atmıştı arkadaşlar bu adam. Mükemmel bir gol arkadaşlar. Hatta sonra FIFA'dan o dışarı orta açma şeyi Stoh'un o golünden sonra başladı. Stoh mükemmel bir şekilde arkadaşlar topu orada nasıl yaptı bilmiyorum ama harika vuruş yapmış Alexis Ozon'un ortasında ve golünü atmıştı. Bir sonraki isim arkadaşlar tekrardan Fenerbahçe'den bir isim David. Arkadaşlar hepiniz hatırlayacağı gibi Chelsea Fenerbahçe maçında ilk başta kendi kalesine gol atmıştı David. Ardından bir gol atmıştı arkadaşlar ve bu gol attı işte Fabregas'tan çıktı. Peter Cech'ti arkadaşlar ve Cech'i ben hani o kadar şey görmemiştim abi. Adam tam 90'a koydu arkadaşlar. Hani Cech gibi uzun boylu bir kaleci, mükemmel bir kaleci bile uzanamamıştı. David o maçta hem kendi kalesine hem de Chelsea filelerine golünü yollamıştı. Bir sonraki isim arkadaşlar Wesley Sneijder. Hepiniz hatırlayacağı gibi geçen sene Prandelli yönetiminde ilk başta arkadaşlar sol kanat oynuyordu. Ve ilk inform zaten oynadığı sol kanat. Mükemmel arkadaşlar Volkan'ı. Hepiniz hatırlayacağı gibi avlamıştı. Hem bir sağdan bir soldan mükemmel gol atmıştı. Ve Sisner'de iki tane gol atmıştı. Ve ona özel kart çıkmıştı. Bana kalırsa arkadaşlar en anlamlı kartlardan bir tanesi bu kart. Harikaydı yani. O gollerin ikisi harbiden harikaydı. İşte koydum arkadaşlar bir önceki videomuza bu yaşanan bütün olayların hepsini video yapıp da hali haline hepsini teker teker koydum. Ama Digitürk falan sağ olsun telif hakkından videoyu direkt kapattı. Allah belalarını versin. Bir sonraki isim arkadaşlar Daniel Guiza. Adı Daniel mi tam hatırlamıyorum ama Guiza arkadaşlar. Her neyse Guiza arkadaşlar bu kart aslında bir tane çok gol atıcı çıkmış galiba yanlış hatırlamıyorsam ama benim buraya koymamın sebebi şuydu. Arkadaşlar Guiza bir gol kaçırıyor ama
Ya kaçırdığı gol artık spiker diyor ki işte hani kalenin boyutları bu kadar. Bir Guiza var bir kale karşısında onu bile atamıyor falan diyordu. Hani gerçekten ibretlik bir gol kaçırmış arkadaşlar. Bu kartı bu yüzden oraya koydum. Sağ kanatta da arkadaşlar hepinizin bildiği gibi Simao'yu koyuyorum. Simao arkadaşlar oyunda 5 yaş kartı olmadığı için diplomatik kartını koydum. Ama koymak zorundaydım arkadaşlar çünkü Fener'e bir gol atmıştı arkadaşlar hepiniz hatırlayacağı gibi uzaktan gelişine. Mükemmel bir gol atmıştı Simao ve onu da arkadaşlar bu yüzden takıma aldım. Dediğim gibi benim ilk 11'im böyle. Aslında arkadaşlar bu ilk 11'deki bütün anlattığım her şeyi videosuna her şeyi hazırlamıştım. Ama gel gelelim ki şerefsiz Dijitürk ban attı abi videoya ve arkadaşlar video gitti. Dediğim gibi ama ben şimdi tekrardan çektim. Her akın ne kadar özel anlar olmasa da bu videoda arkadaşlar inanın bana inanılmaz bir emek var. 2 saatimi harcadım ve bu emeğimi harbiden yedi yani Dijitürk Allah kahretsin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Sizlerden ricam arkadaşlar bu videoda 200 beğeni geçmektir ve ben bu telefon hakkında nasıl kurtulabileceğim şeyi araştıracağım ve bir sonraki videomuz öyle gelecek. Bu video arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın. İnanılmaz bir efor var. Yeniyseniz de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.